Arkadaşlar merhabalar, kümeler konusunu anlatacağım size biraz ayrıntılı anlatmayı düşünüyorum açıkçası e, işinize yarayacak bilgileri vereceğim çok zor olmayan bir konu anlatımı yapacağım arkadaşlar kümelerle ilgili güzel olan soruları da özellikle ÖSYM'nin sorduğu tarz kümeler kombinasyon ilişkisinde ayrıca anlatmak istiyorum çünkü kombinasyon bilgisini çok da buraya bulaştırmayayım normal standart kümeler bilgimi vereyim sonra üzerine konuşuruz e, kombinasyon ve e, kümeler ilişkisini. Çünkü o önemli bir kısım. Sınavda da gerçekten güzel sorulan yerler var. Birlikte bakacağız inşallah. Bakalım ilk sorumuz. Ha ilk sorumuz derken tabii soru çözümü gibi algılamayın. Kümelerde bahsedeceğim şeyleri gerçekten bazı yerleri soru üstünden bahsetmem gerekecek. Yoksa şunu da yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bu Venn şemasıdır. İşte bu liste yöntemidir şeklinde biraz garip kaçar yani açıkçası. O yüzden vermem gereken bilgileri bu şekilde vereyim. İlk söyleyeceğim şey şu arkadaşlar kümelerde. E, liste yöntemiyle size bahsedildiği zaman kümeler, liste yönteminde elemanlara çok iyi bakmanız gerekiyor. Normalde ortaokul mantığında ne öğrendiniz? Bir küme şöyle gösterilir. A, B, C şeklinde. Şimdi size artık şöyle bir şey yapabilir bakın. A bir tane daha A. B. A böyle B. Burada kaç eleman vardır dediğimiz zaman bunu bir resim gibi düşünüyoruz. Bu komple bir simgedir. Bir elemandır. Bu A diğer soldaki A ile hiçbir alakası yoktur. Bu bir tane A'dır. Bir elemandır. Bu B bir elemandır. Bu ikisi birlikte olmasına rağmen resim gibidir. Bir elemandır. O yüzden virgüller arasına lütfen dikkat edin. İki virgül arasındaki böyle içeriye giren şey bizim için eleman olacak arkadaşlar. Özellikle böyle kümenin içinde yine bir küme sembolüyle sınırlıyorsa onun içinde isterse 500 bin tane sembol olsun bu komple bir tane eleman ancak yapar. Hemen yine şunu söyleyeyim kümenin içinde boş küme sembolü görürseniz o bir simgedir bir elemandır şöyle bir A harfinden farkı yoktur bu yüzden bu da bir elemandır. Örnek bir küme seçelim. A olsun, boş küme olsun, böyle bir tane daha A olsun. İşte bu kaç elemanlı? 3 elemanlı. Bu bir eleman, bu bir eleman, bu da bir eleman arkadaşlar. Boş küme demeyeceğiz artık buna. Normal bir tane resimmiş gibi düşüneceğiz. Anlaştık mı? Sonra arkadaşlar bize eleman mı alt küme mi diye soracak. Eleman direkt kendisidir. Bakın bu kümeden bahsedelim. A elemandır. Buradaki bu sembol elemandır. Yine bu sembol elemandır arkadaşlar. Tamam mı? Ne zaman alt küme olur? Alt küme bir küme olacağı için ayrıca onu böyle konu olarak da anlatacağım. Alt küme bir küme olduğu için muhakkak küme sembolüyle gösterilmeli. Bakın bu A eleman ama bu A alt küme. Sonra dikkat et bak. Bu simge, simge bir eleman ama bunun içine yazarsam bu bir alt küme böyle. Bunu nasıl göstereceğim? Bunun kendisi zaten böyle bir resim. Bunu bir daha küme sembolü için alacağız. Böylece artık bu alt küme olur. Dolayısıyla olur da sorunun içinde böyle küme sembolünün içinde verilmiş bir eleman varsa muhakkak onu bir daha Küme sembolü içine almayı unutmayın arkadaşlar şimdi buna göre Bu kümenin eleman sayısına bakalım komple bu bir, bir eleman Bu bir eleman topu topu bunun iki elemanı var yanlış Sonra arkadaşlar Bu 1 2 3 var ya bunu resmi olarak göreceksiniz ve içinden hiçbir elemanı Koparma hakkın yok Bu yüzden bir alt kümesidir A diyemezsin. Çünkü böyle bir eleman bile yok. bir diye eleman yok arkadaşlar burada. Komple 1, 2, 3. Bunun içinden bir şey koparabilir miyim hocam? Hayır kesinlikle koparamazsın. Komple bu bir elemandır. Bunların hepsi varsa elemandır. Yoksa arkadaşlar eleman değildir. Dolayısıyla burada ikincisi de yanlış olur. İki elemanı değildir A'nın. 3 elemanı değildir A'nın. Doğru, kesinlikle doğru. Çünkü daha şimdi söyledim. 2 ve 3 arkadaşlar bu küme sembolünün içinde olmak zorunda. Bunların hepsi birlikteyken elemandır ama ayrı ayrı eleman değillerdir. Sonra 4-5 küme sembolü içine alınmış bakın. O zaman evet A'nın alt kümesi olur. Komple 1-2-3 arkadaşlar elemanı olmalıydı. Bu da yanlış. Niye? Eğer bana alt küme diyorsa bir küme sembolü içine daha almak zorundayım. Bu şekilde bakın ilk bilgimi vermiş olayım. Gelelim alt küme sayısına arkadaşlar. Alt küme sayısının formülünü yazıyorum. Siz de yazın. 2 üzeri n alt küme sayısı arkadaşlar. 2 üzeri n eksi 1. N'nin yanında değil komple 2 üzeri n'yi aldıktan sonra 1 çıkaracağız. Bu da öz alt küme sayısıdır. Özalt küme sayısı arkadaşlar demek özalt küme ne demek de söyleyeyim. Kendisi hariç tüm alt kümeler. Bu. Tamam mı? Hemen size soruyu anlatmadan önce bir alt küme örneği göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bir A kümesi olsun. Çok küçük yapayım kümeyi. Sadece 1 2'den oluşsun. Tamam mı? Alt kümeler şunlardır arkadaşlar. 1. Boş küme her kümenin alt kümesidir. 2 bir elemanlı alt kümeleri ayrı ayrı yazacaksın. Böyle. Sonra iki elemanlı alt kümeleri yazacaksın. Bir, iki. İşte size kümenin bir, iki, üç, dört tane alt kümesi. Gördünüz mü? Hakikaten iki üzeri iki de zaten dörttür. Eğer öz alt kümeyi sorsaydı haliyle şunu çıkaracağız. Bu hariç üç tane bakın bunun öz alt kümesi var arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen soruya dönelim o zaman. Bir A kümesinin elemanı 3 azaltıldığında bu kümenin özalt küme sayısı önceki özalt küme sayısının 2 katından 29 eksik oluyor. Buna göre A kümesinin başlangıçtaki eleman sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakalım bir kümenin özalt küme sayısı muhabbeti yapmış. Normalde bu küme en elemanlı olsun tamam mı? Şunları da sileyim nasıl olsa yazdınız diye düşünüyorum. Bir gitsin bunlar da. Bakın şimdi ne demiş? 2 üzeri n. Ee, bu alt küme, öz alt küme sayısı ne olur? 2 üzeri n eksi 1 olur. Eğer siz bunun elemanlarını 3 azaltırsanız bunun alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 3 olur. Öz alt küme sayısı da 2 üzeri n eksi 3 eksi 1 olur. Önceki öz alt kümesinin 2 katından 29 eksik oluyor. Denklem sorusu yeni öz alt küme sayısı eski özalt küme sayısının 2 katının 29 eksiği. O zaman dağıtalım bakın. 2 çarpı 2 üzerine eksi 2 eksi 29 zaten orada olduğu gibi duruyor. 2 üzerine eksi 3 eksi 1 arkadaşlar. Böylece 2 üzeri 2 n'li terimleri ben bir arada tutayım bence. O yüzden sol tarafa attım bak. Eksi 31 öbür tarafa geçerse 30 olur. Şimdi ne yapacaksınız? Üstlü sayı bilgisi 2 üzeri n eksi 3'ü ne yaparım ben? Ortak parantezi alırım. 2 üzeri n eksi 3 dikkat et şimdi. Burada 2 üzeri n eksi 3'ün 3 fazlasıdır. O yüzden 2 üzeri 3 gelir. Bir de yanında 2 vardı bu olur. Eksi 1 olur. Eşittir 30. Buradan da 2 üzeri n eksi 3 16 eksi 1'den 15 yaptı. Haliyle sadeleşti. 2 üzeri n 3 2 oldu. Buradan da 2 olması için n'nin ne olması lazım arkadaşlar? 4 olması lazım. Başlangıçtaki eleman sayısı. Üstü sayı bilgisi kullandığım şurada arkadaşlar. Allah Allah bu nasıl ya ben anlamadım yani. Hocam ne yaptınız diyorsanız. Hafif bir üslü sayı çalışmanız gerekiyordur. Çünkü çok basit bir işlem yaptım arkadaşlar orada tamam mıyım? Aynı zamanda TYT adına da bir fikir vermiş olayım. Hiç anlamadığınızı düşünüyorsanız kendiniz durdurup o zaman orada bir kontrol etmeniz lazım bir şeyleri. Kombinasyon anlattım arkadaşlar. Kombinasyondan bahsettiğim için buralarda böyle derinlemesine kombinasyon lütfen anlatmış olmayayım. E, aralarda zaten gıcık sorular çözeceğiz yapmamız gereken şeyi söylüyorum. Alt küme kavramlarında kombinasyon kullanacağız. Hemen bakın şimdi bu soruya. A B C D E F G kümesinin içinde A olmayan alt kümelerinin kaçında B ve C bulunur? Hocam ben kombinasyon hiç bilmiyorum. Bu soruda ne yapacağımı hiç bilemem derseniz hafif bir kombinasyon çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi kombinasyona bağlayayım. Ne alakaları bu? Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane insan var. Size 8 kişi içinden 2 kişi kaç farklı şekilde seçilir derse 8'in ikilisi diyorduk. Hatta bunu da ben diyordum ki 2 kere açın bunu azaltarak. 8 kere 7 sonra aşağıya da 2 faktöriyel yazın diyordum. 8 kişiden 3 kişi seçmek nasıl olur? 8'in üçlüsü. 3 üç kere aç bunu. 8, 7, 6. Aşağıya 3 faktöriyel. Yaz böyle. Kümelerde ne alaka? Kümelerde de sana şunu diyecek. Ee, soru da şöyle bir yorum yapacak. Bu kümenin 8 elemanlı, şey 8 elemanlı diyorum pardon. Bu kümenin 2 elemanlı kaç alt kümesi vardır diyecek. Aynı şey. 8 kişiden 2 kişi seçmekle 8 elemanlı bir kümeleden 2 elemanlı alt küme seçmek aynı şey. Ya da 8 kişiden 3 kişi seçmekle 8 elemanlı bir kümeden 3 elemanlı bir alt küme oluşturmak yine aynı şeydir arkadaşlar. Tüm alt kümeleri sormak ne demek? 8'in sıfırlısı, 8'in birlisi, 8'in ikilisi, nokta nokta nokta, 8'in sekizlisi. İşte bu da 2 üzeri 8'e eşittir arkadaşlar. Eğer size sıfır elemandan itibaren bütün alt kümeleri sorarsa zaten sorduğu aslında tüm alt kümelerdir. Bu da 2 üzeri 8 yapar. Buradan da bir formül üretmişiz, üretmiş oluruz o zaman. N'nin sıfırlısı, N'nin birlisi artı nokta 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 N'nin N'lisi derse bu 2 üzeri N'ye eşittir. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir de size şöyle söyleyecek. 8 kişinin üç tanesini seçiyorum bu üçünde Ali asla olmayacak Ayşe kesin olacak bundan bahsedeyim sonra soruya döneyim artık sıkmadan şimdi e, diyelim burada işte 8 kişi bunlar Ali kesin olsun Banu olsun diğerinin adı Banu kesin olmasın o zaman 3 kişi seçeceğim ya diyorum ki Ali kesin var tamam Ali duruyor zaten Banu da kesin yok siliyorum bunları artık Böylece C D E F G kaç insan kaldı? 1 2 3 4 5. Demin zaten ben yanlışlıkla bunu 7'yi 8 diye saymışım. Neyse takılmayın artık ona. 5'in ikilisi oldu. Tamam mı? Bu şekilde gördüğünüz gibi. Dedi ki size Ali ve Ceyhan bulunmak şartıyla kaç insan olur? A ve C'yi yerleştiririm. 1 2 3 4 5 insan kalır. 5'in birlisi olur bu şekilde. Şöyle soracağız şimdi kümelerde de. Önce iki elemanlı, üç elemanlı muhabbeti yapmadan diyeceğiz ki içinde A olmayan kaç alt küme vardır? A'yı sileceğiz. Bilmem kaç elemanlı falan dememişim ya. Direkt bodoslama alt küme yapacaksın. O zaman ne olacak? 2 üzeri 6 diyeceksin. Diyelim sana şunu söyledi. Bu kümenin 3 e, CDE hariç kaç alt kümesi vardır? CDE'yi kapatacağız. 2 üzeri 4 16 diyeceğiz. Şu an bakın bilmem kaç elemanlı muhabbeti olmadan olan soru tamam mı? Haliyle şimdi yapacağınız olay bunlar da şudur. Kesin olmayan ve kesin olanları lütfen silin arkadaşlar. Matematiksel olarak birisinin senin yanında olmasıyla birisinin yanında olmaması matematiksel olarak farklı değil. Sadece görsel olarak farklı. Birisi garanti yanında birisi garanti yanında değil. O yüzden ikisini de sileriz. Bakın şimdi A kesin olmayacak. Tamam mı? B ve C de kesin olacak. B ve C olacağı için de siliyorum. Bunlar zaten cebinde duruyor. Dolayısıyla ne oldu bakın? 2 üzeri 4. 16 tane alt kümede kesinlikle B ve C vardır arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle yokturu da kesinlikle varı da silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben anlatımlarımı ayrıntılı yapıyorum arkadaşlar. Kümelerde de hem, hem olduğu için düzeyi çok yüksek seçmemeye çalıştım. Ama çıkan sınav soruları da bazen gıcık oluyor. O yüzden testin içinde gıcık bir soru çözersem anlamaya çalışın. Ee, dikkatlice bir daha yapın ama yine belirteceğim şu bilgi var diye o bilginizi de tamamlarsınız. Tamam mı sıkıntı varsa? Şimdi gelelim buraya hemen. Kümesinin elemanları ile 3 elemanlı alt kümelerin 6 tanesinde A bulunur C bulunmaz demiş. Bakalım şimdi 3 elemanlı alt kümeler böyle yaptık tamam mı? Ee, A bulunur C bulunmaz. A kesin var. Burada da bunu böyle gösteriyorsunuz tamam mı? 3 elemanların içinde A kesin var. Hangisi kesin yok? C yok tamam. A var sildik attık içine. C de yok böyle yaptık. Geriye kaç eleman seçme hakkım kaldı? 2. Kaç elemanın içinden? 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisi aynen bu 6'dır. 4 çarpı 3 bölü 2 olduğu için 6. Doğru. 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde A ve B bulunmaz. Güzel. A ve B'yi komple siliyorum. Bunlar olmayacak. Geriye ne kaldı? 4. 4'ün üçlüsü. Bu zaten arkadaşlar 4'ün birlisine eşittir. 4 olur. Evet bu da doğrudur. 3 elemanlı alt kümelerin 16 tanesinde B ya da C bulunur. Bak matematikte veya la ya da farklıdır. Bazen karıştırılıyor. Ya da demek arkadaşlar ya o olacak ya o olacak. O yüzden yapıyorum dikkat edin. Ya B olur C olmaz. Ya da C olur, B olmaz arkadaşlar. B'nin üstünü kapatalım. Dolayısıyla B kesin var, C yok. O yüzden 4 eleman kaldı. 4'ün ikilisi olur burası, 6 yapar. Sonra arkadaşlar C kesin var, B kesin yok. Böylece yine 4'ün ikilisinden 6 oldu. Toplam durumda 12 oldu. 3. öncül yanlış oldu. Dikkat etmemiz gereken mevzu ya da demek tercih hakkı sunuyor sana. Ya beni tercih edeceksin ya onu diyor. O yüzden aynı anda iki kişiyi iki şeyi seçemeyiz. Veya demek şudur. A olabilir. Sadece B olabilir. A ve B birlikte bulunabilir. Bu veya'nın kavramıdır. Ya da ya A ya B. İkisinden birini tercih etmek zorundasın. Giresun kümesinin en çok 3 elemanlı alt kümelerin kaçında sesli harf bulunmaz? En çok 3 elemanlı demek. Şimdi ne demektir arkadaşlar? 1 elemanlı. Pardon sıfır 0 elemanlı. Bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı alt küme demektir. Çünkü hiç olmaması da bir kümedir. Alt kümelerde ne demiştim? Boş küme her kümenin alt kümesi. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar burada şöyle bir hamle yapacağız. Ee, bu kümenin en çok üç elemanlı diyor. Bir kere sıfır elemanlı yani boş küme de hiçbir zaman zaten bir eleman bile bulunmaz ki sesli harf garantisi bulunmaz. 3'ün sıfırlısı. Bir elemanlı alt kümeler ne demektir? Sesli harfi olmayanlar arkadaşlar. Ne yapacaksınız? 3'ün sıfırlısı dedik pardon. Ee, burada 1 2 3 4 5 6 7. 7'nin sıfırlısı. Yani hiç seçmedim bile. Dolayısıyla bu bir küme. Bunu yazmanıza da gerek yok. Direkt boş kümeye bir küme diyebilirsiniz. Gelelim bir elemanlı alt kümelere. Bunun için özel bir tercihte bulunmana gerek yok. Ne var bakın sessiz olanlar? 1 2 3 dört tane sessiz harfim var. O zaman bu dört elemandan birini seçersin. Dört tanesinin bir elemanlı alt kümesi olur. Tamam. Şimdi bir dört kenarda duruyor. İkiye geldik. İki elemanlı alt kümelerde yine sesli harf olmayacak. Artık yine klasik G, R, S, N olduğu için dördün ikilisi altı tane oldu. 3 elemanlılarda da 4'ün üçlüsü olacak. 4 oldu. Toplamda o zaman 4, 4 daha 8, 6 daha 14, bir daha 15 tane küme varmış arkadaşlar bu şekilde. Diye düşünüyorum çünkü artık hani şu bilgiyi hatırlıyor musunuz muhabbeti yapacağım sorular olmayacak. Çünkü artık yeterince söylediğimi düşünüyorum açıkçası. Kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin kaç tanesindeki elemanların toplamı pozitiftir. Şimdi Neyi görmemiz lazım arkadaşlar. 2 elemanlı alt küme demiş ve bu iki elemanlı alt kümelerde ne olmalı diyor? bu elemanların toplamı pozitif olması lazım. O zaman e, adım adım gideceğiz burada özel bir şey düşünmeyeceğiz. Elemanların toplamının pozitif olması için iki elemanlı da bir kere eksi 4'ü asla alamazsın. Çünkü eksi 4'ten mutlak değerce büyük sayı yok. Eksi 4 en az 5'i toplarsan pozitif olur. O Burada 5 diye bir eleman yok. Yine eksi 3'ü alamazsın. Çünkü eksi 3 ile neyi toplarsan topla pozitif olmayacak bu kümede. Eksi 2 yi alırsan yine olmaz. Eksi 1'i alırsın en iyi ihtimal. Tamam mı? Dolayısıyla eksi 1'i aldığın zaman yanına ne yazabilirsin? 2 yazabilirsin. Buradan bir tane küme gelir. 2 elemanın alt kümeden. Sonra 0'ı yazdığın zaman yanına 1 de yazarsın. Yanına 2 de yazarsın. 2 olur. Sonra arkadaşlar 1 ve 2 birlikte olur gördüğünüz gibi. Böylece bu elemanların toplamı da pozitif olmuş olur. Böylece kaç tane yaptı? 1, 2 buradan, 3 1 de buradan. Topu topu 4 tane alt kümede arkadaşlar. Bu elemanların toplamı pozitif oldu. Evet, geldik şimdi buraya. Ee, ne demiş? Sonlu küme, sonsuz küme küme kavramından bir bahsetmek istiyorum size. Ee, eleman sayısını bildiğiniz kümelere sonlu küme denir. Eleman kümesi eleman sayısını bilmediğiniz kümelere sonsuz küme denir. Örnek Tam sayıların kaç tane elemanı var biliyor musunuz? Hayır. Son eksi sonsuzdan bir başlıyor, sonsuza kadar gidiyor, sonsuz. Yine 1 ile 2 arasında kaç reel sayı vardır? Bilen var mı? Tabii ki yok. Çünkü içine sonsuz tane sayı girer. Dolayısıyla elemanları sonsuz olacak, sayılabilir olacak diğerinin de. Ee, örnek rakamlar kümesi 10 elemanlıdır. Evet, sonlu bir kümedir. A kümesi arkadaşlar sonsuz bir kümedir. Çünkü X dörtten küçük olacak demiş 4'ten küçük tam sayılar eksi sonsuza kadar gidiyor 5 basamaklı doğal sayılar yani 5 basamaklı doğal sayılar bildiğimiz sayabileceğimiz 5 basamaklı doğal sayılar ne olacak yani burada şeyden bir başlayacak 10 binden ta devam edecek 999999 İşte gördüğünüz gibi bunlar burada kaç tane vardır hatta 89 90 bin tane sayı vardır dolayısıyla bu sayılabilirdir. Bir, biliyoruz eleman sayısını sadece sayılabilirden kastımız o değil. Sonunu biliyoruz dolayısıyla sonlu eleman ve sonlu küme. x eksi 1 mutlak değer 20. Reel sayı işin içine girdiği zaman direkt gördüğünüz gibi burada eksi 20 ile 20 arasında x eksi 1 sonsuz tane sayı alır. Asal sayıların kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Sonsuza kadar gider. Yine bunlar da sonsuz kümedir arkadaşlar. Sadece b sonlu küme oldu. O yüzden cevap a şıkkı. Bu bilgiyi vermek istediğim için basit bir soru çözmek istedim. Şimdi kümeleri veriliyor demiş. A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi? B kümesinin de alt kümesidir. Hemen siz düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ben e, durduruyorum. Yani bekliyorum gibi düşünün. Siz normal yapın. Ben şimdi devam edeyim ona göre. Olur mu? Durdurun videoyu. Şimdi arkadaşlar. A kümesinin alt kümeleri aynı zamanda B'nin de olması için ne olması lazım? Haliyle A, B, C'den hangileri olması gerekiyor? B, C'ye bakın. B ve C aynı zamanda B kümesinin de elemanı. Dolayısıyla içinde B ve C olanlar arkadaşlar B kümesinin de alt kümesi olur. İşin içine eğer arkadaşlar A girerse o zaman A, B'nin bir alt kümesi olmadığı için bozulur, sıkıntı olur. Bu yüzden B ve C'nin olduğu... İkisi de olabilir, biri de olabilir sorun değil. Alt kümeler olursa problem olmaz. Bakın bir kere B ve C olduğu için boş küme bir kere kesinlikle her kümenin alt kümesidir. O yüzden boş küme vardır. Tek tek göstereyim önce görün. Sonra B olursa olur. C olursa olur. BC olursa yine olur. Gördüğünüz gibi cevap ne geldi o zaman 4. A kümesinin bu alt kümeleri olduğunda arkadaşlar bunlar aynı zamanda B'nin de alt kümesidir. Burada şunu da diyebilirsiniz. B, C'den oluşacak bir kümenin tüm alt kümeleri aynı zamanda B'nin de alt kümesidir. Çünkü B ve C B'nin alt kümesi olduğundan dolayı. Dolayısıyla buradan da direkt 2 üzeri 2'yi yapıştırırdım. Cevap 4 gelirdi. Kümeler tehlikeli bir ee, ...konu arkadaşlar. Sınavda çıkan sorular itibariyle de baktığımız zaman yabana atılmaması gereken bir konu. O yüzden biraz böyle ayrıntılı bahsetmeye çalışıyorum. Açık bir nokta kalmasın. Biraz belki bu noktada diğer konulardan farklı olarak biraz daha sıkıcı oluyor olabilirim kusura bakmayın ama bahsetmem gerekiyor bunlardan. Çünkü ben gelen sorulardan da anlıyorum. Yani şu olsaydı bu olsaydılar çok soruluyor. Yine de ben bu kadar anlatmama rağmen takılacağınız yerler olacaktır. Ee, orada da yine konu anlatımlarıma geri dönersiniz. Mümkün olduğunca ayrıntılı hazırlamaya çalıştım. Bu daha ilk kısım 6 sayfa. Bir de üzerine 5 sayfada problem var arkadaşlar. Ona göre söyleyeyim. Gayet yani her şeyden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi, e, ee, A B C D F G H B C D G H olduğuna göre demiş. A kümesinin alt kümelerinden kaçı B'yi kapsar ama C'yi kapsamaz? Şimdi yine burada durdurun lütfen videoyu. Uğraşın, sonra eksiklerinizi görmüş olursunuz. Uğraşın dememin sebebi buralarda muhakkak bazen farklı düşündüğünüz şey oluyor. Ben size onu göstermiş olacağım böylece. Hemen başlayalım. Bir kere B kümesini kapsayacağı için A kümesinin alt kümeleri. B'yi kapsaması ne demek? A'nın var olan alt kümelerinde kesinlikle B, C, D olmalı. Onlar olmak zorunda arkadaşlar. Ancak GH'tan biri olabilir ya da hiçbiri olmaz. Çünkü bakın diyelim A kümesinin bir alt kümesi şu. Bu C'yi kapsıyor mu? Kapsamıyor. İlla yani şöyle düşünmeyin. Hiçbir elemanı olmamak zorunda değil. Yoksa cevabı yanlış bulursunuz. BCDG diye bakın bir alt küme olabilir. Problem değildir. Ya da B, C, D, E, H diye bir alt küme olabilir. Bu küme şu an C'yi kapsıyor mu? Hayır. Ama şöyle olursa problem tabii. B, C, D kesin olacak. İşte F olsun, H olsun, bir de G olsun. Ama burada bakın H, G. O yüzden birlikte olmaması lazım ikisinin. Ne diyeceğiz? Ya G olacak ya haş olacak ya da hiç birisi olmayacak. Bunları araştıralım. B, C, D kesim var. G ve H'ın ikisinin birden olmadığı kaç alt kümemiz var? 2 üzeri 3'ten 8. Bu bir Böylece hiç C'yi kapsamaz. 2. A, B, C, D kesin olacak. Sonra arkadaşlar aynı zamanda sadece G olsun. H olmasın. Böylece yine buradan da arkadaşlar. Geriye kaç eleman kaldı? 1 2 3 eleman kaldı. Yine 2 üzeri 3 8. Dediğim gibi matematiksel olarak G'nin olmasıyla olmaması arasında fark yok. Görüntü olarak fark var bakın. Tamam mı? Onu söylüyorum. Her zaman söylüyorum bunu. O yüzden hocam nasıl oluyor da bununla bunun cevabı aynı çıkıyor? Aynı çıkmak zorunda. Yani matematikte cevaplar aynı diye bunların görüntüsü aynı olacak diye bir şey yok. Buna lütfen takılmayın yani. Bunun en basit yani çok absürt örneğini şöyle vereyim. İki tane elimiz var. Diyelim odada iki insan var. Bunların sayısı iki deyince ellerle insanlar aynı şey oluyor mu? Hayır. Bunun gibi düşünün yani. Sadece eleman sayısı aynı çıkıyor. Sonra sadece arkadaşlar BCD'nin yanına bir de H'ı ekleyebiliriz. Böylece G'de olmayacak. Yine sildim G'yi. Geriye kalan AEF'den istediğim üç tanesinden böyle alt küme nasıl oluşturuyordum? 2 üzeri 3. Böylece bakın 8 8 8 24 tane alt kümesinde B kesin kapsanıyor ama C kapsanmıyor. Bu bence fena bir örnek değil arkadaşlar. Biraz da böyle tufaya düşürecek bir örnek. Birçok arkadaş ben eminim dinlerken şunu yapmış olabilir. Sadece G sadece H'yi almadılar. Cevap belki 8 geldi. 11. soruya geldik şimdi. Ee, ne demiş ifadelerinden hangileri doğrudur. Hazır yine böyle bir alt küme kavramını tekrar edelim. Bu alt kümenin altında böyle bir çizgi olduğu zaman şaşırmayın. O yine alt küme demek arkadaşlar. Her küme kendisinin alt kümesidir. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Ona da lütfen dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bakalım ee, ne yapacağız? Bir kere B alt küme mi? Hayır. Bunun etrafına bir küme daha çizmeliydi. Bu komple bir eleman çünkü. 2 ve 3 eleman olarak var mı? Evet var. O zaman buna bir küme yapıştırdığın zaman alt küme olur. Doğru. Sonra şu bir eleman. Komple bir eleman. Aynen doğrudur arkadaşlar. Bakalım başka. Sileyim gözümüzü kapatmasın. 2, 3 bir eleman. 3 diye böyle bir eleman var mı? Yok ki böyle bir eleman. Böyle bir eleman olmadığı için doğal olarak bu alt küme de değil arkadaşlar. 3'ün kendisi var. Şöyle bir 3 diye eleman yok soruda. Dolayısıyla bu yanlış oldu. 2 diye bir eleman var. B diye bir eleman ayrıca var. 4 diye de eleman da var. Evet bunlara bir küme yapıştırırsan bu alt küme olur. 2, 3, 5 doğru cevap. Yarım saate geldik. Burada durduruyorum videoyu ee, konunun devamını arkadaşlar anlatacağım 3 sayfadan itibaren lütfen devam edin bazen şöyle oluyor yani ben fark ediyorum kümeler bir izlenmiş kümeler ikinci video izlenmemiş birinci videonun işte izlenmesi yüksek ikinci videodan sonra düşüyor sanki şey gibi yani tamam hani beğenip beğenme durumu da olabilir ama ee, birinci videoyu izledim kümeler bitti diyen de çok oluyor bunu neden söylüyorum bazı arkadaşlar diyor ki devamı gelecek mi hocam diyorum aşağıda var zaten konu e, Oynatma listesine bakın. Oynatma listesi için de normal kanalı tanıtan bir ufak böyle bir 3 dakikalık video çektim lütfen onu da bulup arkadaşlar izleyin. Oynatma listelerinde her şey var. Çok az eksiğim var. Yani TYT'den önceden de söylemiştim. Grafik problemleri nasıl problemlerini anlatacağımı düşünmüyorum. Onları çıkartın. Kümeleri şimdi anlatıyorum zaten. AYT'de Riemann toplamını anlatmamıştım. O duruyor. Sonra e, anlatırsam zaten eklemiş olurum sonra haberiniz olur AYT oynatma listesinden. Geometriden de e, dairede alanı anlatmamıştım. Bir de çember analitiğini anlatmamıştım. O eksiklerimi tamamlarsam da sıkıntı kalmıyor. Belki siz dinleyene kadar tamamlamış olurum. Dolayısıyla başka hiçbir şey yok. Ekstra soru çözüyorum. Bazen mesela ben polinom testi çözüyorum. Diyor ki arkadaşlar hocam devamı gelsin diğer AYT videolarını da yapacak mısınız? Diyorum ben yaptım zaten. Bakın parabol. E, trigonometri, limit, türev hatta integral, hani şimdi çıkacak çıkmayacak muhabbetinden dolayı diyorum. Integral, e, ondan sonra ne var? Sayma, olasılık yani permütasyon, kombinasyon, olasılık. Bunların tamamı ile ilgili, logaritma. Bunların tamamı ile ilgili arkadaşlar konu anlatımının üzerine bir de soru çözüm videosu yaptım. Sadece dizileri, konu anlatımını yaptım. Ekstra bir soru çözümü yapmadım. O yüzden devamı gelecek mi diye sormayın. Zaten devamı şu an gelmiş oluyor Polinom'la. Ona da uyarmış olayım. Oynatma listelerine bakmanızı tavsiye ederim. Ana sayfama gelin. En kötü dediğim gibi her zaman söylüyorum. YouTube'a Eyüp Bey yazın. Çıkan fotoğrafa tıkladığınız zaman ana sayfam geliyor ve orada arkadaşlar AYT oynatma listesi, TYT oynatma listesi, e, geometri oynatma listesi, 10 soru serisi, bir soru yorum serisi ve konu sonu testlerden oluşan seri var arkadaşlar. Bu oynatma listelerine baksanız bile tüm videolarımı görürsünüz. Diğer videoda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.